Darüşşafaka Cemiyeti, Yusuf Ziya Paşa, Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından 30 Mart 1863 tarihinde kuruldu ve 1873 yılında eğitime başladı. Darüşşafaka, babası veya annesi hayatta olmayan, ailelerinin olanaksızlığı nedeniyle iyi bir eğitim alma fırsatı bulamayan kız ve erkek çocuklarına, ortaokul birinci sınıftan başlayarak lise son sınıfa kadar parasız ve yatılı olarak yabancı dilde eğitim veren kolej statüsünde bir kurumdur. Darüşşafaka Eğitim Kurumları, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerin giyim, barınma, yemek, kitap, sağlık gibi tüm ihtiyaçları Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanır. Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olan, üniversiteyi kazanan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Darüşşafaka'da her öğrenci, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük ve köklü ailesinin bir üyesi olur ve hayatının her döneminde bu ailenin varlığını hisseder. Darüşşafakalı öğrenciler, abilik-ablalık ilişkisi ve kardeşlik duygusu içinde büyür. Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında sınıflar en fazla 24 öğrenciden oluşuyor. Öğretmen başına ortalama 6 öğrenci düşüyor. Öğrenciler 5. sınıfta İngilizceyi 1. yabancı dil olarak öğrenmeye başlıyor. Okay, everybody, what should we do to be healthy? Yes, please. You should run. Thank you very much. We should exercise. Eğitim kurumlarında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin hazırlık giderleri de Darüşşafaka tarafından karşılanıyor. Öğrencilerin üniversite sınavında başarılı olması ve iyi bir derece alması durumunda Darüşşafaka onlara desteğini sürdürmeye devam ediyor. Darüşşafaka'da resim, seramik, mozaik atölyeleri, fotoğraf, drama ve sinema kulüp odaları, müzik derslikleri ve orkestra odası bulunuyor. Atölye ve dersliklerde farklı teknikler ve malzemelerle yapılan resim ve müzik çalışmaları, konusunda uzman ders ve kurs öğretmenlerinin denetiminde sürdürülüyor. Darüşşafaka öğrencisi en az bir enstrüman çalıyor. Her öğrencinin mutlaka bir spor dalı ile ilgilendiği okulda voleybol, basketbol, futbol, tenis, masa tenisi, badminton, handbol, atletizm, jimnastik, halk oyunları, dans ve izcilik dallarında çalışmalar yapılıyor ve modern tesislerde geleceğin birçok başarılı sporcusu yetiştiriliyor. Kütüphane, tüm öğrencilere ve diğer kullanıcı gruplarına hitap edecek şekilde özenle seçilerek oluşturulmuş zengin bir koleksiyona sahip. Burada 25 bin kitap ve güncel yayınlar bulunuyor. Toplam 503 metrekarelik bir alana sahip kütüphanede okuma salonu, bilgisayarlı internet erişim alanı, bireysel çalışma ünitesi, grup çalışma odası, bilgisayarlı bir multimedya odasıyla gazete ve dergi okuma bölümleri bulunuyor. Öğrencilerin bireysel olarak çalışabilecekleri ve deney yapabilecekleri 12 adet laboratuvar bulunuyor. Böylelikle öğrenciler, sorgulayan, araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz ve sentez yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş ve çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişiyor. Türkiye'nin lise seviyesindeki ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi, Darüşşafaka Kampüsü'nde 10 Haziran 2014 tarihinde açıldı. Darüşşafaka Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi ile bünyesindeki çevre, elektronik, yazılım, mekatronik robotik, haberleşme alanlarındaki modüller aracılığıyla gençlerin teknolojik bilgi birikimlerinin ve farkındalıklarının arttırılması, girişimcilik becerilerinin ve bireysel yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Darüşşafaka eğitim kurumlarında bilgisayar eğitiminin verildiği laboratuvarlar, internet ağı ve bilgisayar destekli eğitim programlarıyla öğrencilerin kullanımına sunuluyor. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bilgisayar eğitimine devam ediliyor. İnternet ve eğitim yazılımlarını kullanan öğrenciler, klasik öğretim ortamının dışında da bilgiye ulaşabiliyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Darüşşafaka'da öğrencilere tabletlerle ders imkanı sunuluyor. Böylece her öğrenci kendi tabletiyle dijital içerikleri takip edebiliyor ve ihtiyacına yönelik dijital içerik geliştirebiliyor. Darüşşafaka eğitim kurumlarında 2 adet Samsung akıllı tablet sınıfı bulunuyor. Tüm derslerde öğrenciler tablet sınıflarında uygun içerik ve ders materyali kullanma, derse katılım, dinamik etkileşim, gerçek zamanlı soru ve cevap imkanı bulabiliyor. Öğrenciler tabletle öğretmenlerinin kendileriyle paylaştığı konu anlatım tekrarını, belgeselleri izleyip ödevlerini yapabiliyor. PNG'nin Darüşşafaka Cemiyeti ile birlikte yürüttüğü Hayalden Gerçeğe projesi kapsamında kurulan Hayalden Gerçeğe Fatin Gökmen Planeteryumu ve Gözlem Evi'nde öğrenciler gökyüzünün gizemlerini keşfetme olanağı buluyor. Okulların hafta içi günlerde randevu alarak ücretsiz olarak ağırlandığı planeteryumda öğretim programı ile ilişkili dersler, astronomi sunumları, gözlem evinde ise gündüz güneş gözlemleri ve gece gözlem etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve akşam yemeği için tüm öğrenciler ortak yemekhaneyi kullanıyor. 50 personelin görev yaptığı yemekhanenin menüleri, diyetisyenler tarafından kalori hesabı yapılarak ve öğrencilerin gelişimleri göz önünde bulundurularak hazırlanıyor. Darüşşafaka'da her koridorda bulunan meyve sepetleri, öğrencilerine teneffüslerde meyve yiyebilme olanağı da tanıyor. Ayrıca öğrencilerin yatmadan önce süt içmeleri de ihmal edilmiyor. Darüşşafaka, öğrencileri için bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra aynı zamanda bir yuva, yatakhane, kızlar ve erkekler yatakhanesi olmak üzere iki ayrı binadan oluşuyor. Yatakhanelerde çalışma merkezleri, bilgi merkezleri ve dinlenme salonları bulunuyor. Ayrıca odalarda en iyi şartlarda ısınma, havalandırma ve sıcak su sistemleri mevcut. Özellikle ortaokul öğrencilerinin bakımını üstlenen cici anneler ve belletmen öğretmenler geceleri öğrencilere eşlik ediyor. Eğitim kurumları içerisinde neredeyse küçük bir hastane boyutlarında 34 yatak kapasiteli bir revirde bulunuyor. Revirde bir tam zamanlı aile hekimi, 3 hemşire, 1 cildiye uzmanı ve 1 diş hekimi öğrencilerin sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Darüşşafaka eğitim kurumlarında her sınıf seviyesinde bir psikolojik danışman görev yapıyor. Önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerin ilgi, yetenek ve değerleri yakından tanınarak psikososyal gelişimleri destekleniyor. Öğrenciler okul kapısından içeri girdikleri andan itibaren öğretmenleri tarafından ilgi alanlarına göre farklı kulüp çalışmalarına yönlendiriliyor. Onların sanat, kültür, bilim ve spor alanlarındaki ilgi ve becerilerini keşfetmelerinin, yaşantılarını zenginleştirerek yeni bakış açıları kazanmalarının yanı sıra, ulaşılabilir hedefler için sistemli ve disiplinli çaba göstermeyi öğrenmeleri temel amaç olarak benimseniyor. Bu amaçla okul mutlu bir yuvadır ve bireyin bütününü eğitme olarak tanımlanan iki temel eğitim değeri öğrencinin günlük yaşamına taşınıyor. Öğrenciler hafta içi kulüplerinin yanı sıra hafta sonları da keçe, model uçak, halk dansları, yoga ve tenis gibi birçok alanda kulüp çalışmasına katılabiliyor. Pazar günleri ise okul dışında orman yürüyüşleri, buz pateni, tiyatro, sinema, bowling, sergi, müze ziyaretleri ve piknik gibi pek çok etkinlik düzenleniyor. Siz de ilkokul 4. sınıfta okuyorsanız ve okul için gerekli koşulları taşıyorsanız, Türkiye genelinde 21 sınav merkezinde her yıl Mayıs ya da Haziran ayında gerçekleştirilen sınava girerek Darüşşafaka eğitim kurumlarında öğrenci olma şansını yakalayabilirsiniz.